yeniden bir müzakere sürecinin başlaması ve ülkenin kaotik süreçten çıkması gerektiğine inandığımız için Ankara merkezli Türkiye'nin her ilinden, ilçesinden binlerce insan Ankara'ya akın ettiler. Biz bu ülkede gerçekten bir barışı sağlayabiliriz demiştik yani. Kardeşçe bir arada yaşayabiliriz diye bir umut söylemlerle biz aslında yola çıktık. Ankara'ya varmaya başladığımızda fotoğraf çekmiştim. Güneş doğuyor diye geliyoruz işte. DİSK'e bağlı genel işte stajyer olarak çalışıyordum. Çalıştığım sendikada eylemin katılımcılarından, çağrıcılarından biriydi. Sendikada çalışmasam da o eylemi mutlaka giderdim. Eylemin yapılacağı alanda Sıhhiye'de daha önceden işte polis tedbirleri alınıyor, bariyerler dikiliyor, kontrol noktaları oluşturuluyor. Fakat biz o gün gittiğimiz hiçbir alanda hiçbir kontrolle biz karşılaşmadık. Tam garın önüne geldik, pankart açıldı. Arkada hemen bir fotoğraf çekeyim dedim. Garın tam önüne patlamanın olduğu noktadan birkaç dakika önce. Fotoğraf çekerken birden patlama. Yani patlama olduğunu bilmiyorum ama büyük bir ses geldi. Yerdeydim. Ne olduğunu anlayamadım. Sadece şunu söyledim, bir hatırlıyorum. Çok net değil çünkü o anlar. Bizi öldürecekler. Ruhisu türküsü söylenmeye başlandı. Ellerinde pankartlar. Bu meydan kanlı meydan. Ama velakin malum olanlar oldu. Benimle Dicle'nin arasında aşağı yukarı 100 metrelik bir mesafe vardı. Bir bomba patladı. Biz oraya dönüp bakarken birkaç saniye sonra ikinci bir bomba da patladı. Sıhhiye Köprüsü tarafından olay yerine gitmek istediğimde arkadaşlarımla beraber çok ciddi bir polis saldırısıyla karşılaştık ve olayın yaşandığı yere biz ulaşamadık maalesef. Yerde yatan insanlar, çığlıklar. Ya şu an anlatırken bile tekrar tekrar yaşıyorum. Sonrasında birini benim kolumu çektiğini, kaldırıma doğru getirdiğini hatırlıyorum. Onkolojik tedavi gördüğüm için, o gazla atıldığı için nefes alamadığımı biliyorum. Sağ bacağımda vardı bir, ne olduğunu anlayamadım, kımıldayamıyorum. Alana ilk döndüğümde gördüğüm şey, beyaz yaşmaklı Kürt annelerinin alandan hiç ayrılmadıklarına şahit oldum. Yani bizim gibi kaçışmamışlardı. Yani üzülüyorum bunu söylemeye ama buna tecrübeleri var çünkü. İnsan parçalarını görünce kilitlenmişim ben. Bir doktor arkadaş elini ağzıma soktuğunu, çenemi açmaya çalıştığını, beni koşturduğunu, birlikte bağırdığımızı açılmam için hatırlıyorum. Hiçbir türlü ulaşamayınca bu sefer hastanelerde aramaya başladık. En son işte saat 6-7 civarıydı. Dış Kapı Hastanesi'nin morgunda bir teşhis esnasında bütün hastaneleri aradım, bütün morglara baktım. Dış Kapı Hastanesi'nde maalesef Dicle'nin cansız bedeniyle karşılaştım. En çok kızım yani ölüm ama kızımı da aklıma geldi. Küçük ne kadar korkacak, duyarsa ne olacak yani ben nasıl olacağım, öleceğim falan filan. Ali Kitapçı vefat etti ama ben onların arasında küçük bir şekilde kaldım, arkamı dönmüştüm. Saniyeler arası aslında yaşıyorum. Fiziksel yaraların dışında ruhumdaki yaralar çok 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 acıydı, hala da geçmedi. Bazen kendimi o günleri hatırlayıp aynı şeyi hissetmeye zorlarken buluyorum. Hatırladıkça canım yanmıyor ve korkuyorum. Yani niye canım yanmıyor diye. Dosyalara erişim yasağı konuldu. 9 ay dosyaların hiçbir tanesine biz ulaşamadık. Göstermelik olarak işte IŞİD'li birkaç tane katili yakalayıp getirmişler. Herhangi bir devlet görevlisinin gelip ifade vermemesi, olaya tanıklığını yapmaması... Burada aslında hükümetin veya devlet güçlerinin bu olaya ne kadar ilgilerinin olduğunu gösteriyor. Her mahkeme benim hastaneyle sonuçlanıyordu çünkü. Psikolojik olarak bir kriz geçiriyordum. Bu devleti yöneten devlet erkinin hiç mi suçu yok? Hesap vermesi gerekiyor. Devletin
devlet erkinin bu olayda sorumluluğu var. Biz bunu unutmayacağız. Biz bunun takipçisi olacağız. Yaşadığımız sürece biz bunun takipçisi olacağız. Beni o türkü barışa olan hevesimizi, barışa olan isteğimizi hatırlatması bakımından şu anda daha da derinden etkiliyor. Bugün o travmayı hatırlatma sebebiyle o türküyü daha söylemek değil, daha çok söylemek gerektiğini düşünüyorum.